Sevgili kardeşlerim, bir iman dersinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde keramet konusunu işleyeceğiz. Bizim itikadımız olan ehli sünnet itikadına göre velilerin keramet göstermesi caizdir. Şianın itikatta mezhebi olan mutezileye göre ise keramet caiz değildir. Şia kerameti inkar ettiği gibi Vehhabi zihniyetine sahip bir kısım kişiler de tevhid hesabına hem veliyi hem de kerameti inkar etmektedirler. Kendilerine ehli sünnet diyen bu kısım Vehhabiler galiba bu konuda mutezile olduklarının farkında değiller. Her neyse. Evvela biz keramet caizdir derken bunu veli zat yaratır demiyoruz. Evli sünnetin bu konudaki görüşünü şöylece maddelemek istiyor. Bir, Keramet haktır ve hakikattir. Nasıl peygamberin mucizesi varsa evliyanın da kerameti vardır. 2. Keramet bazen velinin duası hürmetine yaratılır. Bazen de veli istemeden hatta farkında olmadan Allah tarafından ona ihsan edilir. Üç, kerameti yaratan Allah'tır. Mucize gibi kerameti de Allah yaratır. Velinin bu yaratmada hiçbir müdahalesi yoktu. Şimdi kerameti inkar edenlerin en çok iliştiği şey Geylani Hazretlerinin tavukla olan kerameti üzerinde biraz tefekkür edelim. Geylani Hazretleri tavun kemiklerine gumbi iznillah Allah'ın izniyle kalk der. Tavuk birden ete kemiğe büyünüp kalkar ve hayat bulur. Kerameti inkar edenler bu keramete karşı diyor ki buna inanmak şirktir, yaratmak ancak Allah'a mahsustur. Şimdi biz onlara diyoruz ki bu keramet en sayı kitaplarda kaydolmuş ve en makbul zatlar tarafından nakledilmiştir. Biz bu keramete inanırken ölü tavuğa Geylani Hazretleri hayat verdi diye mi inanıyoruz? Yaratma işini ona mı hamle diyoruz? Yo haşa ve kella Allah'tan başkası zerre miskal bu fiile fail olamaz. Peki biz neyi kabul ediyoruz? Şunu kabul ediyoruz. Allahu Teala Geylani kulun makbuliyetini bir işaret olsun diye çok hikmetleri olan bir kerameti onun eliyle yaratmıştır. Tavun kemiklerinden iskeletini kuran Allah'tır. Ona et giydiren Allah'tır. Ona hayat veren yine Allah'tır. Geylani Hazretleri ise bu hadisenin vukua gelmesinin sebebidir onun duası hürmetine yaratılmış ve onun makbuliyetine bir işaret olmuştu. Şimdi bu hadiseyi inkar edenlere soruyoruz. Tavuğa hayat vermek Allah'a zor mudu? Kışın ölmüş ağaçlara baharda hayat veren, onları çiçeklerle, meyvelerle, yapraklarla, cennet hurileri gibi süsleyen bir zata, bir tavuğa hayat vermek zor mudur? Hem siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Bakın Bakara suresinin 259. ayetinde aynen buna benzer bir hadise nakledilir. Cenab-ı Hak Hazreti Üzeyir aleyhisselamı 100 sene öldürür. Üzeyir aleyhisselam 100 sene sonra dirildiğinde eşeğinin çürümüş kemiklerini görür. Cenab-ı Hak o eşeği onun gözü önünde diriltir. Siz buna inanmıyor musunuz? Ölü eşeğin diriltilmesi oluyor da tavuğun diriltilmesi neden olmuyor? Yine Bakara suresinin 260. ayetinde şu hadise nakledilir. Hz. İbrahim'in duası hürmetine Allah onun gözü önünde ölmüş dört kuşa hayat verir. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ibret için gösterilen bu hadise ümmet Muhammed'e için gösterilmesin? Hz. İbrahim'e bu mucizeyi gösteren Allah halis bir kulunun eliyle misali bir olayı ümmet Muhammed'e için göstermesin? Yine Ali İmran suresinin 49. ayetiyle sabittir ki Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi verilmiştir. Hz. İsa bu ayette şöyle der. Estağfirullah ve uhyil mevta bi iznillah. Ben Allah'ın izniyle ölüleri diriltir. Şimdi Hz. İsa'nın ölüleri dirilttiğine inanmak şirk midir? İnanmak şirk değil, inanmamak küfürdür. Çünkü bu ayetle sabit. Hz. İsa'nın eliyle ölüleri dirilten Rabbimiz, Geylani kulunun eliyle ölmüş bir tavuğa hayat veremez mi? Bunda aklınızın almadığı yer neresi? Hem bunun neresi şirkti? Bir hadisede Allah'ın kudretini temaşa etmek şirk midir? Eğer bu şirkse Hz. İsa'nın ölüleri dirittiğine inanmak da şirktir. Hazreti İbrahim'in gözü önünde kuşların, Hazreti Üzeyir'in gözü önünde eşeğinin diriltilmesine inanmak da şirkti. İyi de bunlar ayetlerle sabit. Şimdi biz bunlara iman etmeyecek miyiz? Tevhid, mucizeleri ve kerameti inkar etmek değil, o mucize ve keramet üstünde Allah'ın kudretini görmek kardeşlerim. Bu derste keramet konusuna giriş yaptık. Daha söyleyecek çok sözümüz ve gösterecek çok delilimiz var. Bundan sonraki dersimizde kerametin hak olduğuna dair birinci delili işleyeceğiz. O derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.